Herkese merhabalar. Bugün 24 Eylül Perşembe günü. Evime hoş geldiniz, kanalıma hoş geldiniz, gündelik videolarıma hoş geldiniz. Bundan sonra biliyorsunuz pazartesiden perşembeye kadar günlük videolarda sizlerle bir arada olacağız. O yüzden hemen gelin hiç vakit kaybetmeden bugün Almanya'nın öne çıkan haberlerine, gündemine bakalım. 1. Robert Koch Enstitüsü 11 bölgeyi daha, daha doğrusu 11 bölge ve ülkeyi risk grubuna ekledi. Bunların detaylarına bakacağız. 2. Dünya çapında biliyorsunuz yüzlerce şirket şu anda koronavirüse karşı bir aşı geliştirmeye çalışıyor ama bu şirketlerin bazıları bundan kar payı da elde etmek istiyor. Hangi şirketler ne kadara satacak bu aşı geliştirdiklerini, bunun detaylarına bakacağız. 3. Hannover'de yılın okulu seçildi. Hannover'deki Ottfried Preußler Okulu neden Almanya'nın en iyi okulu oldu, buna bakacağız. Ve 4. haberimiz de günün birinde param olursa ya Rabbim bir gün Bali'ye gitmek istiyorum diyenlere yönelik Turizm Bakanlığı, Endonezya Turizm Bakanlığı 4400 kişiye, influencer'a daha doğrusu, bedava tatil verecekmiş, detaylarına bakacağız. Şimdi hemen Robert Koch Enstitüsü tarafından paylaşılan koronavirüs vaka sayılarına bakalım. Almanya'da şu anda toplam koronavirüs vaka sayısı 278.070. Düne göre 2143 yeni vaka eklenmiş. Biraz bir artış var. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 9428. Şimdi dedik ki Robert Koch Enstitüsü risk bölgelerini genişletti. Farklı ülkeler, bölgeler dahil edildi. Bunlar hangileri? Bakın. Danimarka, Portekiz, İrlanda, Slovenya ve Çek Cumhuriyeti de bundan sonra risk bölgesi olarak sınıflandırılıyor. Bunun yanı sıra Fransa, Hollanda, Hırvatistan, Romanya, Avusturya ve Macaristan'ın sadece bazı bölgeleri daha risk bölgesi olarak sınıflandırıldı. Bununla ilgili detaylı listeyi videonun hem açıklamalar kısmına hem de yorumlar kısmına yazacağım. Oradan bazılarınız açamıyorsunuz cep telefonunuzdan. Oradan da bakabilirsiniz. Bu arada İki bakan da şu anda karantinada. Bir Dışişleri Bakanı Heiko Maas kişisel korumasında koronavirüs tespit edildiği için şu anda karantinada. İkincisi de Ekonomi Bakanı Peter Altmaier bir ticaret konseyi toplantısında iletişime geçtiği kişilerden birisinde koronavirüs tespit edilmiş. O yüzden o da kendisini izole etmiş. Hemen geçmiş olsun diyelim. Geçmiş olsun diyeceğiz de sanki beni duyuyorlar yani. Şimdi gelelim koronavirüs haberlerine. Dün biliyorsunuz Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn dedi ki işte bundan 100 gün önce biz korona uyarı uygulamasını hayata geçirdik. Çok başarılı bir app uygulama, yani 18 milyon kişi yükledi. Şu anda 15 milyon kişi aktif bir şekilde kullanılıyor. İnanılmaz başarılı bir uygulama dedi. Bugün de ama şöyle bir açıklama geldi. Almanya Kamu Sağlığı Hekimleri Birliği dedi ki ya o kadar da başarılı bir uygulama değil bu dediler mealen. Yani ben size şimdi tercüme ediyorum. Çünkü şöyle bir gerekçe sunuyorlar, diyorlar ki bu uygulamada toplanılan veriler ve bilgiler direkt sağlık dairelerine gönderilmiyor. Yani Gesundheitsamtlara gönderilmiyor. Bu uygulamanın çok büyük eksiklerinden birisi. Böyle bir şey olsaydı koronavirüsle daha kolay mücadele edebilirdik ama böyle bir şey söz konusu değil. Bizce başarılı bir uygulama değil demişler. Diğer yandan şöyle bir şey de okudum. Dünyanın farklı ülkelerinde 400 bin kişi bu uygulamayı yüklemiş. 400 bin kişi bu uygulamayı niye yükler ya? Yani hani onların ülkelerinde sonuçta çalışmıyor. Yani ben anlayamadım açıkçası. Bana mantıksız geldi. Bu konuda fazla bilgisi olan varsa yazsın. Biz de aydınlanalım. Şimdi gelelim ikinci koronavirüs haberine. Aşıyla ilgili biliyorsunuz yüzlerce şirket dünyanın farklı ülkelerinde şu anda projeler geliştiriyor. Bir aşı bulmaya çalışıyorlar. Bu aşılar bir gün ya da aşı bir gün bulunursa ne kadara satılacak? Bu çok tabii hani önemli bir soru aslında. O yüzden gelin bazı şirketleri bulurlarsa bu aşıyı ne kadar fiyata sunacaklarına bakalım. Ama öncelikle şu ayrımı yapmamız gerekiyor. Şimdi iki çeşit şirket var aslında. Bunlardan bir kısmı diyor ki biz bu aşıyı geliştiriyoruz ama bundan kar etmek istemiyoruz. Yani ucuz fiyata satacağız. Diğer kısmı da, şirketlerin diğer kısmı da diyor ki yok biz baya baya bundan para da kazanmayı istiyoruz. Şimdi gelin bu şirketlere bakalım. Bakın, kar amacı gütmeden şu anda aşı geliştiren şirketlerden birincisi Oxford Üniversitesi ile birlikte bunu yapan AstraZeneca firması. Bunlar doz başına 2,5 euro alacakmış aşı geliştirildiğinde. Diğer bir şirket Amerikan Johnson & Johnson, hatırlıyorsanız onların Türkiye sorumlusuyla, genel müdürüyle bir röportaj yapmıştık. Onlar da diyorlar ki bizim de bir kar amacımız yok. Biz 10 euroya satacağız. Yine AstraZeneca'dan biraz daha pahalı tabii, 10 euro. Diğer yandan şimdi diğer şirketlere, o gelsin paralar diyen şirketlere bakalım. Amerikalı Moderna şirketi
37 dolara satacakmış. Doz başı 37 dolar olacakmış aşı. Şimdi Alman'da iki şirket var biliyorsunuz. Birincisi Tübingen'de CureVac, ikincisi de Mainz'da bulunan ve işte Profesör Doktor Uğur Şahin'in de kurucu ortaklarından olduğu BioNTech. Şimdi bakalım bunlar ne kadar istiyorlarmış. CureVac şefi bir açıklama yapmış basına ve demiş ki: "Wir können es nicht zum Selbstkostenpreis machen." Yani hani Türkçe meali, abla bize gelişi bu kadar, o yüzden bunun altına düşemeyiz demiş ve maliyetine yapamayız dediklerine göre bir kar payı da elde etmek istiyorlar bundan. Peki BioNTech firması ne kadara satacakmış aşı bulunursa? Biliyorsunuz onlar Amerikalı Pfizer şirketiyle birlikte şu anda geliştiriyorlar ve Amerika hükümetiyle de bir anlaşma yapmışlar. Bakın 19.50 dolara satacaklarmış eğer aşıyı geliştirirlerse. Şimdi benim dikkatimi çeken, bana daha doğrusu ilginç gelen şu oldu. Şimdi bu her iki Alman firması da devlet tarafından, hükümet tarafından desteklendi. Alman hükümeti bu iki şirkete ne dedi? Dedi, biz size para vereceğiz. Toplamda Alman hükümeti aşı geliştirme projelerini desteklemek için 750 milyon euro verdi. Biliyorsunuz ki bunun haberini daha önce yapmıştık. BioNTech'e 375 milyon euro verilmiş bundan. CureVac şirketine de 252 milyon euro verilmiş. Şimdi ben şunu soruyorum. Madem devlet tarafından, hükümet tarafından bu şirketlere bir para verildi, bu devletin cebinden çıkmadı, bizim vergilerimiz sayesinde ödendi. Madem biz bunun parasını zaten destek olarak bu şirketlere verdik, bu şirketler neden hala bir kar payının peşinde? Ben açıkçası bunu anlamıyorum. Yani bizim vergilerimiz sayesinde bu projeleri geliştiriyorsunuz hızlı bir şekilde ve sonrasında yine bize satacaksınız. Kar payı güderek hem de. Ben bunu açıkçası anlamıyorum. Şimdi gelelim Almanya'nın diğer konularına. Bundan sonra bu gündelik videolarda şöyle küçük bir bölüm açıyorum. Almanya'da en çok okunan belli başlı gazetelerin internette en çok okunan haberlerini sizlerle paylaşacağım. Bu hem gazetelerin manşetleri hakkında bir fikir sahibi olmanız açısından ilginç olabilir. Hem de bu gazeteyi okuyanlar, bu manşetleri okuyanlar, bu gazetelerin okuyucuları nasıl insanlar, bununla da ilgili belki de size bazı ipuçları verebilir. Şimdi öncelikle Bild gazetesiyle başlıyoruz. Aşk adası. Gizli gizli çatı katında orasını burasını elledi. Love Island'da kimya mühendisi Melvin Pelsa sarmaş dolaş olacak yeni bir sarışın buldu. Şimdi öncelikle bu haber için sizden özür diliyorum. Ben hani bu en çok tıklanan haber olunca ben araştırdım. Love Island diye bir program varmış. RTL'de yapılıyormuş. Yani görmez olaydım dedim. Çünkü o kadar saçma bir programmış ki böyle bazı bölümlerine baktım kısa kısa. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Evet yani hani en çok bu haber okunmuş. Sizin de beyinlerinizin Speicher Platz'ını böyle saçma bir bilgiyle doldurduğum için affınıza sığınıyorum ve hemen Süddeutsche Zeitung'a geçiyorum. Onların bugün en çok okunan haberi şu olmuş. Emeklilere kötü sürpriz. Birçok kişi özel emeklilik sigortasına prim ödüyor ancak sağlık sigortası bundan bir pay istiyor. Özellikle bir kesim emekli bundan muzdarip diye bir başlık atmış Süddeutsche Zeitung. Gelelim Frankfurter Allgemeine Zeitung'a. Onların bugün en çok okunan haberi bir yorum olmuş aslında. Başlık şu: Türkiye'ye nasıl davranmalı? Erdoğan iktidarı gözler önünde bitiyor ancak Türkiye bizim partnerimiz. Avrupa şimdiden Erdoğan sonrasını düşünmeli diye bir yorumda bulunmuş. Ve bu da FAZ'in en çok okunan haberi, daha doğrusu yorumu olmuş. Şimdi gelelim Taz gazetesine. Taz'da bugün en çok tıklanan konu şu olmuş. Birçok medya kuruluşu salgın süresinde greve gitmenin doğru olmadığı fikrinde. Bu tip haberleri okumak işverenleri sevindiriyor ve salgının sendikaları zayıflatmasını umuyorlar demiş ve bu da Taz gazetesinde bugün en çok tıklanılan internette haber olmuş. Peki sizce bugünün en önemli konusu neydi? Yorumlara yazın, oradan birbirimizle konuşmaya devam edebiliriz diyorum. Gelelim diğer bir haberimize. Almanya'nın en başarılı okulundan bahsedeceğiz. Robert Bosch Vakfı senede bir böyle Almanya'nın en başarılı okuluna ödüller veriyor. Hannover'de bulunan Ottfried Preußler Okulu, Robert Bosch Vakfı tarafından yapılan işte Almanya'nın en başarılı okulu seçilmiş. Jüri üyeleri diyorlar ki bu okulun başarılı olmasının en önemli etkenlerinden birisi inklüzyon olması bu okulda. Yani Türkçe'de biliyorsunuz içermeci eğitim deniliyormuş buna. Ben de bilmiyordum açıkçası. Yani işte engelli çocuklar yaşıtlarıyla birlikte aynı sınıflarda ders görüyorlar. Peki bu okulda neler yapılıyormuş? Bakın, sabahları bütün çocukların bir araya geldiği böyle bir daire şeklinde oturdukları bir ritüelleri varmış ve bu ritüelde
işaret diliyle oyunlar yapıyorlarmış. Bu şekilde güne başlıyorlar. Diğer yandan okulun bir çalışma planı varmış. Müfredat gibi. Haftanın 4 günü öğrenciler bu içerikleri gruplar halinde çalışıyorlarmış ve öğreniyorlarmış. Bir günde bütün sınıflar bir araya gelerek bir proje yapıyorlarmış. Yani hani farklı yaşlardan öğrencilerin de bir araya gelip birlikte çalışmasının bu şekilde önü açılıyor. Bu da ilginç bir şey ve okulda derslerde not da verilmiyormuş. Bu da ilginç bir detay bence. Okulla ilgili kısa bir video var, daha doğrusu bir tanıtım var. Onun linkini de sizinle videonun açıklamalar kısmında paylaşacağım. Siz de oradan okul hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Şimdi gelelim son Gauchmeister haberimize. Şimdi ben tatil yapmayı, gezmeyi, dolaşmayı çok seven bir insanım ve ne yalan söyleyeyim, bir gün hayalimde yeterince param olursa Endonezya'ya, Bali'ye gitme gibi bir hayalim var. Ama çok pahalı, gerçekten çok pahalı. O yüzden hem çok uzak olduğu için hem de biraz böyle çok pahalı olduğu için şimdiye kadar gidemedim. Şimdi Endonezya Turizm Bakanlığı'nın yaptığı bu proje aslında hani benim için çok ilginç olabilirdi. Her ne kadar bir influencer olmasam da. Turizm Bakanlığı demiş ki biz koronavirüsten çok etkilendik. Turistler artık ülkemize gelmiyor. O yüzden tüm dünyada 4400 influencer'a bedava tatil imkanı sunuyoruz. Gelsinler, yesinler, içsinler, dolaşsınlar ve sürekli sosyal medya hesaplarından We Love Bali, yani Bali'yi seviyoruz hashtag'i üzerinden resimler paylaşsınlar ki turistler bizim ülkemize gelsin demiş. Yani şimdi influencer değiliz yani, siz de değilsiniz, ben de değilim ama böyle bir imkan olsaydı gider miydiniz, gitmez miydiniz? Merak ediyorum açıkçası yani. Benden bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şurada küçük bir resmim var biliyorsunuz. Oraya tıklayın, abone olun. Bugün haftanın son videosunu sizinle paylaşmış oldum. Haftaya pazartesi tekrar görüşmek üzere. Hepinize süper ötesi bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşça kalın.